Çalışma masamız niye sürekli dağılır? Toplamak için sürekli enerji harcıyoruz. Ama kendi haline bıraktığımızda, eğer orada yaşıyorsak, bir süre sonra yatağımız, masamız, saçımız, sakalımız, elbiselerimiz, her şeyimiz dağılıyor. Devamlı her şey bir dağılma eğiliminde. Acaba niye? Toplamak için çaba sarf ediyoruz, dağılması için hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Bu evrendeki çok temel bir kuralın sonucu. Bunun kimyadaki, fizikteki adı entropi. Entropi, günlük dile çevirirsek aslında düzensizlik demek. Kainattaki her şey, maddeden yapılı olan her şey çok garip bir davranış biçimi sergiliyor. Böyle düzensizlikte en azami noktaya, en düzensiz hale gitmeye çalışıyor. Neden? En dağınık hal, enerjisi en düşük ve en rahat hal. Dolayısıyla bir masayı şuraya bıraktınız ve 1000 sene dokunmadınız, bunu düşünün. 1000 sene sonunda bu masa toza ve küle dönüşür, geriye hiçbir şey kalmaz. Evrendeki bütün madde, isterseniz yıldızlara kadar gidin, nereye giderseniz gidin bu kurala tabidir. Bütün maddeler dağılmaya ve düzensizliğe eğilimlidir. Bunun çok önemli bir istisnası var. Sizden bahsediyorum. Yani bizden. Canlılar bu kurala direnirler. Yaralandığımız zaman kendimizi onarırız. Bir şekilde sürekli vücudumuzu derli toplu tutmak ve dağılmaktan muhafaza etmek için devamlı enerji harcarız. Vücudumuzun niye sıcak olduğuna hiç dikkat ettiniz mi? Bu sıcaklık sürekli çabalamamızdan, vücudu derli toplu tutmak için enerji harcamamızdan kaynaklanıyor. Peki bu bilginin bize faydası ne? Günlük hayatımızda her şey dağılacak. Toparlamak için biz gerekiyoruz. Belli bir düzene sokmak, onu derli toplu tutmak için bir düzen ve bir enerji harcamamız gerekiyor. Bunun için yatırdığımız enerjiyi akıllıca ve doğru kullanırsak, zihnimizi de, bedenimizi de, masamızı da, yatak odamızı da niye dağıldığını ve niye toplamamız gerektiğini çok daha iyi anlayacağız. Ve sonuç itibariyle bunların bize strese sokması, bunların bizi umutsuzluğa sevk etmesi yerine tabiatın gerçek düzenini anladığımızda masamız iyi ki dağılıyor, iyi ki madde çürüyor. Çünkü ben varım, onu yeniden bir düzene sokmak için benden başka kimse yok anlayışı hayatımıza yerleşecek. Entropi bize aslında bir canlılık ürünü olarak, bir canlı olarak ne kadar önemli, ne kadar nadide ve ne kadar kural dışı olduğumuzu anlatıyor. Ben entropinin olduğu bir evrende sıkılmaya vakit bulamıyorum bu yüzden. Çünkü zaten vücudum sürekli olarak iş başında ve çalışıyor. Sıkılmaya hiç vaktimiz yok.